Saha Expo 2024'te çok değerli bir dostumla karşılaştım. Yirek Makina, Orhan Bey. Orhan Bey nasılsınız öncelikle? Çok teşekkür ederim. Siz kıymetli dostumu yine gördüğüm için biz de çok mutlu olduk. Yaz aylarında yapmış olduğumuz sohbete çok olumlu tepkiler aldık. Çok. Ne güzel. Gençler falan size de ulaşmıştır herhalde. Ulaştı tabii. Ulaştı. Biz de mutlu oluyoruz. Zaten gençlere mesaj verip de olumlu netice almak şekilde görüldük. Biz de gençleştiriyor. Karşılıklı gençleşiyoruz demek. Evet. Doğru mu? Evet. Şimdi efendim ne yapacağınızı, ne yaptığınızı soracağım ama önce şu makineye bir bakabilir miyiz? Memnuniyetle. Şu makine nedir? Evet. Gel bu seç. Ülkemizde gururla sunduğumuz bir 5 eksen diye başladığımız freze ve tornalama özelliği olan bir makine. Bu makine savunma sektörünün hassas parçalarında yani mikron diyoruz ya milimetrenin binde bir olan mikronun makinasıdır. Ve bilgisayar veri tabanını çok zorlayan bir hareketleri yapabilen makine olduğu için önümüzdeki 10 senenin, 15 senenin makinesi olacak. İftiharla da biz Türkiye'de bu işi yapan kaliteli firmalardan biri olduğumuzu söyleyelim aslında. İlk yapanlardan. İlk yapanlardan. Biraz daha açmak anlamına soruyorum. Mesela havacılık endüstrisinde, denizcilikte yani savunma sanayinin çok hassas yedek parçaları. Evet, evet, evet. Onların üretimi için mi? Ta kendisi. Birincisi tornalama ve frezeleme özelliğini aynı anda interpolasyon dediğimiz programlama yapabilen makine olduğu için iki hareketi birlikte yapabildiği için malum savunma sektöründe de ya malzeme çok özeldir ya üzerindeki konturları, ölçüleri, resmi, işleme özellikleri zordur. Dolayısıyla o savunma sektörünün bu sanayisine hizmet vermekten iftihar ediyoruz biz ve olumlu dönüşler de alıyoruz dostlarımızdan. Evet, tabii çok köklü bir sanayici olarak ve bir mühendis olarak yıllardır babadan bugüne inanılmaz bir bilgi birikimi oluşturdunuz. Estağfurullah. Ve bunu yeni yeni ben gördüğüm kadarıyla savunma sanayinin emrine veriyorsunuz. Doğru mudur? Denebilir. Bizim yaptığımız makinalarımız son 10 senede yaptığımız 15 metreye kadar büyük makinalarda özellikle otomobil karoser sektörünün frezeleriydi. Evet. Çamurlukları, kaputları filan işleyen tezgahlarda ama biz orada 40 tona kadar parçalı işleyen makineler yaptık. İş tabiri caizse biraz inceldi savunma sektörü olunca. Tabii. Öyle 5 ton 10 tonluk parçalar değil ama mikronların konuşulduğu bir makinedir. Onun için de biz buraya hizmet ettiğimiz için mutluyuz. Orhan Bey şu anda İrek Makina esas olarak sadece savunma sanayini içeren bir çalışma yürütmüyor. Nasıl gidiyor çalışmalar? Çok şükür çalışmalar yoğunlaştıkça heyecanımı artlatıyor ve beni gençleştiriyor sanki çünkü altından kalkamayacak kadar üzerimize güzel şeyler geliyor. Güzel şeyler. Yani güzel şeyler geliyor. Birincisi ülkemizde her zaman söyleriz üreten Türkiye, milli ekonomi, meslekli toplum. O yönde bunu ben artık hep ezberle tekrar etmeye devam edeceğim. Çünkü bunu kuzeyde uzak doğuda, batıda diyaloglarımda, dostlarımızla, sana dostlarımızla Türkiye olan teveccühü ben hissediyorum. Ve mutluyum. Şu anda da inşallah rüzgar türbini konusunda 10 yıllık emeğimiz var. Evet. En nihayet hasat yapmak, rüzgardan elektrik üretmek günleri yakın. Bu yani, benim son günleri en çok heyecanlanan konu bu. Rüzgardan elektrik üreten Türkiye'nin artık o türbinler için başkalarına para kaptırmayacağı bir döneme doğru gidiyoruz. İnşallah hani diyorlar ya bir baba yiğiti olmak istiyoruz. Şekilde görüldüğü gibi. Ooo 2025 ve sonrası baba yiğit olma süreci yani. İnşallah. 2021 evet ve ondan sonrası ama fabrikamız hazır. Evet. Teknolojimiz hazır. Malum işte bir takım organizasyonlar söz konusu. O olduğu takdirde önemli bir adım olacak. Çünkü bizim 5000 tonluk dökümhane metalurji tesislerimizi devreye alıyoruz.
devletimiz bize verdiği hamle projesi kapsamında yaptığımız 150 bin metrekarelik enerji ve takım tezgahları yatırımımız start alıyor. Dolayısıyla dökümhanemizde çalışma başladığı için rüzgar türbünü büyük parçalarını döken ve işleyen firma olmamız bize bir avantaj getiriyor. Bu da ilave bir yenilik olacak ama malum. Gelecekte hidrojene kadar giden dünyada enerji çok önemli. Evet. Biz de bu 5000 ton aylık dökümhane kapasitemizin elektrik faturaları çok yüksek olacağı için kendi ürettiğimiz rüzgardan elektrikle sağlarsak evet. Sanıyorum Avrupa çapında bir sıfır öne geçebiliriz. O zaman daha fazla soruyla sizi meşgul etmek istemiyorum. Aldığımız mesajlar yeteri kadar keyfimizi hayli okşayan ve geleceğe daha umutla bakmamızı sağlayan bir kimlik taşıyor. Savunma sanayimizin tabii ki görünen ürünleri var ama sizin elinizi altına koyduğunuz olay ağır iş. Ağır iş. Ağır ve hafif iş. İnceliği açısından. İnceliği açısı. Biri ağır, biri hafif. Efendim Orhan İrek'le sohbet her zamanki gibi bilgi yüklüydü. Ben arkası yarın, gelecekte yine müjdeler gelecek diyorum. İnşallah.